Bir Kartal Hikayesi Bir zamanlar yüksek bir dağın tepesinde uzun ve geniş kanatlarıyla gökyüzünün hakimi yüzlerce kartal yaşarmış. Bu dağda yaşayan kartallar yuvalarını dağın en yükseğine kurar, kendilerini özgürce rüzgara kaptırır, az bir kanat çırpmayla kilometrelerce mesafeyi çok kısa bir sürede alır, ufkun güzelliklerine kendilerini teslim eder, uzun ve huzurlu bir ömür yaşarlarmış. Aralarında bir kartal, dört yumurtasıyla güzel mi güzel bir yuvada yaşıyormuş. Bir gün deprem olmuş, daha sallanmış ve yumurtalardan biri aşağı yuvarlanarak tavukların yaşadığı çiftliğe düşmüş. Bu çiftlikte yaşayan tavuklar ayaklarıyla çamurda ve toprakta sürekli yiyecek arar, devamlı beslenerek karınlarını doyurur, etlenerek karın ve bacaklarını şişirerek günlerini geçirirlermiş. Yarım metreden yukarıyı bile bilmeyen, kısa da olsa kanatlarını kullanamayan bu tavuklardan biri yumurtayı bulup sahiplenmiş. Bu yumurta kendisininkine hiç benzemiyormuş. Birazca büyükmüş ama kendi dünyalarında sadece tavukları gördüklerinden onu da tavuk yumurtası sanmışlar. Zamanı gelince o yumurtadan bir kartal çıkıvermiş. Biraz farklıymış ama herkes ona tavuk gibi davranmış. Kartal da tavuklardan başka kuşları görmediğinden kendini tavuk zannetmeye başlamış. Zamanla içten içte farklı olduğunu sezmiş ve ''Benim boyum sizinkilerden daha uzun, gagam farklı, kanatlarım daha uzun.'' demiş. Demesini ama tavuklar onu baskıyla susturup ''Çok saçma, sen tavuksun, bunu böyle kabul et.'' demişler. Günlerden bir gün yavru kartal gökyüzünde özgürce uçan kartalları görmüş ve ''Aman Allah'ım ne güzel uçuyorlar, ben de onlar gibi uçmak isterim.'' deyince Tavuklar katıla katıla gülmüşler ve sen tavuksun, unut bunları, uçamazsın demişler. Yavru kartal diğerleri gibi ne bulursa ayağının altında onu yer, bazen gökyüzünde uçan kartalları görüp hayaller kurarmış. Ne zaman bu düşüncesini ailesine veya arkadaşlarına açsa ona yine sen tavuksun ve tavuk olarak kalacaksın, unut bu hayalleri derlermiş. Bu baskılardan dolayı küçük kartal zamanla inandırıldığı gibi Tavuk olma yolunu seçmiş ve hayallerinden vazgeçmiş. Artık hayatına tavuk olarak yaşamaya karar vermiş. Bir gün bir kartal gökyüzünden süzülüp çiftliğe inmiş ve küçük kartalı tavukların arasında görünce ''Senin ne işin var burada, bu tavukların arasında? Sen daha fazlasını hak ediyorsun. Bu kanatlarınla gökyüzünde özgürce uçabilir. Solucan yerine et yiyebilirsin.'' deyince kartal ''Ben? Ben uçamam ki. Bana tavuksun.'' dediler. Kanatlarım olsa ne? Uçmayı da bilmiyorum zaten demiş. Bilge Kartal ağzından çıkardığı et parçasını hemen Kartal'ın ağzına sokunca etin tadını alan Kartal'a bir şeyler olmuş. Aniden vücudunda bir değişiklik olmuş ve tüm kılcal damarlarına kadar can geldiğini, enerji dolduğunu hissetmiş. Birdenbire kanatlarını açmış ve rahmet rüzgarlarına teslim etmiş kendini. Yüzlerce metre yükseğe uçmuş, uçmuş ve özgürlüğünü hissetmiş yukarıdan aşağı seyretmiş. Hayattan zevk almaya başlamış. Önceden 30 santimden daha yukarısını göremeyen, rüzgarın sesini hiç duymamış olan bu kartal yavrusu, tavuk gibi saatlerce yürüyerek aldığı yerleri birkaç dakikada varmış. Bilinçaltına yerleştirilen tüm zincirlerini kırdığını fark etmiş ve fıtrat gereği artık nerede ve nasıl yaşaması gerektiğine karar vermiş. Gelelim hikayenin sonunda bize, insanlara. Fazla yorum yapmaya gerek duymuyorum. İnanıyorum ki bu hikayeden alacağımız ibretler var ve bu hikaye hepimizi düşündürecek. Belki hayatımızın belli dönemlerinde benzeri şeylere tanık olmuşuzdur. Ta çocukluktan sen yapamazsın, sen beceremezsin diye bastırılan, yapabileceklerinin önüne geçilen insan içindeki kartalı tavuğa dönüştürebilir. Çünkü sürekli bilinçaltına yerleştirilen negatif duygular insan iradesinin önüne geçer. Zamanla alıştırılmış, öğretilmiş başarısızlık, negatif telkinler, kaygı ve korku hali insanı insanca yaşamaktan alıkoyar. Günlük ve iş uğraşlarını engeller. Çok basit olan işler bile gözünde zorlaşabilir. İçimizde nice kartal ruhlu insanlar vardır ki kendi yapabileceklerinin farkında bile olmadan hayat sürerler. Kim bilir bilinç altında yatan nice öğretilmiş çaresizlik kaç insanın başarısız ve güçsüz yaşamasına sebep olmuştur. Peki insan değişimden neden korkar? Aynı yaşam tarzı, aynı düşünceler, aynı bakış açısı, kalıplaşmış fikirleriyle insan beyin fonksiyonlarını çalıştıramaz hale gelir. Beynin öğrenme merkezini aktif hale getirmenin yolu, okumaktan, araştırmaktan, yeni şeyler keşfetmekten, denemekten, yanılmaktan ve hatta tekrar başlamaktan geçer. Bir makalemin daha sonuna geldik. Bir sonrasında Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Kendinizin farkına varın.